Ne demek hatırlamıyorum. Ya bayağı hatırlamıyorum. Arkadaşlar selam. Ben Ceyda, yanımda Sonat. Açık biliyorsunuz, Layers of Fear isimli bir korku oyunu çıktı piyasaya. Çıkalı da aslında bir süre oldu. Ama biz işte Far Cry'dı, XCOM'du, işte Assassin's Creed'di derken başımızı ancak kaldırabildik. Dedik ki, hani şimdi oynayıp çok fazla böyle vakit harcamıyorum, yani oynayıp yazmamızı beklemeyin. Hani ben muhtemelen başaramayacağım, beni buraya oturttu bu, ama hani oynayamayacağım muhtemelen. Çünkü size bir ilk bakışımsı bir video hazırlamamız lazım. O ilk bakışımsı video muhtemelen benden çıkmayacak. O yüzden olabildiğince böyle birazcık da oynayıp birlikte mi diyeceğim? Yalnız aklım çıktı, böyle yürümeye çalışıyorum. Neyse, öyle biz bir şeyler yapmaya çalışacağız. Bu arada ayarlara bakayım ben. Bu mesela en kolayı ayarlayayım. Bu arada Türkçe desteği var. Daha önce ben de az bir şey bir Sinan abiden görmüştüm. Hani oyuna baktığımda. Oyun aslında çok, ne derler abi ona? Cheesy mi derler? Çok basit değil mi? Çok basit jumpscare'ler var oyunda. Bir sürü okudum. Oyunun başında çok fazla jumpscare varmış. Daha sonra azalıyormuş. Öyle diyorlar. Yani birçok oynayan insan o şekilde söylüyor. Bize çok fazla spoiler almak için hani kaynaklara bakmadık, okumadık. Özellikle ben hiç bakmadım. Hani bilmiyorum nasıl çıkacak. Hayır, nasıl hissettiğimi bilmiyorsun şimdi. Oyunda bu nasıl hissettiğimi bilmiyorsun. Çok korkuyorum. Burada galiba bazı Türkçe karakterleri yapamamışlar, iyileri falan. Yanlış anlamadıysam. Okuyunca anlaşılıyor, çok da önemli değil. Ya bu arada tek bildiğim şey şu oyunla ilgili. Bir ressamı sanırım kontrol ediyoruz. Bu yüzden hani en nevitif şeylerden biri olacak muhtemelen. İşte resimlere bakacağız, oynayan gözler, oradan çıkan eller vesaire, o tarz şeyler göreceğiz. Evet, yani burada da söylediği kadarıyla hemen hemen her portre bayağı bizim hissetmemize neden olacak. Ben şimdi burada bırakacağım oyunu. Benim duyduğum kadarıyla şöyle bir mevzu. Dediğim gibi biz bir ressamız. Bir resim mi ne bir şey çizmeye çalışıyoruz. Fakat iç dünyamız o kadar alt üst olmuş durumda ki onunla ilgili bazı problemler var. Abi sen var. Gel oyna. Ben bunu oynayamam. Hadi canım, hadi oynarsın. Bu arada gölgeler falan çok güzel görünüyor, bravo yani. Çok beğendim. Hacı ben bunu oynayamam. Olduğu kadar. Bu arada şey, bu emniyacı olayı iddiaydı değil mi? Evet, emniyacı da vardı. Bırakırsan sallıyor. Hop, gittim. Git. Tamam, geç. Abi, çok karanlık, ne olur sen geç. Hadi, o kadar karanlık. Ben gerçekten çok korkak bir insanım. Yani ben korku oyununu 2 haftada, 3 haftada falan bitiren bir insanım. Aç aç. Ne? Ne var burada? Aa, direkt Türkçe'ye çeviriyor. Bak, güzelmiş. Çok güzel. Türkçe dil desteği kim yaptı acaba? Ona da bakmadım. Ona bakarız. Eğer bilen varsa... Hep çok hazırlıksız çıkıyorsun videolara Ceyda Hanım. Ne? Ha, öyle. Abi... Ben gerçekten çok rahatsız oluyorum. Orada çok geriyor beni. O kadar geriliyor ki hazırlık bile yapamıyor. Neymiş o? Sigara kutusu mu? Sigara kutusuna benziyor. Al bakayım. Şey, tütün kutusu var ya. Pro. Tütün stresi azaltır diyorlar. Burada oyunda ses yok şu an. Sen gel oyna ya. Oyunda ses yok şu an. Çok yavaş gideceğiz çünkü bu şekilde. Şeyin sesi biraz, oyun sesi kısık olabilir biraz. Biliyorum. Aç şimdi ben. Ben şimdi şuradan direkt şaka baka suatı devredeceğim. Yoksa bu video bitmez. Ben aşırı yavaş oynuyorum ve çok sıkılacaksınız. Ses bende kalsın, sen öyle. Nasıl fikir? Ben her türlü korkarım o zaman. Madem öyle bir şey, bence öyle yapabiliriz. Bence öyle yapalım. Hadi. Hayda. Sessiz oynatacaksın bütün oyunu bana. Aa, öyle de zevk almazsın ya. Geç hadi, geç, evet, tamam. Şu tarafa geçeyim, dur. Ben beceremeyeceğim, gerçekten beceremeyeceğim. Yani. Bir böyle rol falan yaptığımı zannediyorsun ama hayatımda girmeyeceğiz en korkak insanlardan biriyim. Hani şey vardır ya. Ya bir de abi, diyor ki... Abi karanlıkta bir şey var. Hayır, bir de diyorsun ki bana, ben korku oyunlarını, korku filmlerini çok seviyorum. Abi, evet. Böyle oynayamadıktan sonra neyini seviyorsun? Anlamadım ama ki. Ama çok yavaş oynuyorum ben. Outlast'ı bile 2 haftada falan bitirmiştim yani. Çat çut mesela gidiyor ya, ama ben şimdi bunun korku olduğunu bak, bildiğim adamın için... Adamın yüzünü karalamışlar. Geriliyorum. Bir yandan da bu kayda bakayım, bir sıkıntı çıkmasın. Tamam. Kapat. Orada şey, oyunun sesi yok, onu vereyim ben sana. Yani? Al.
Yani. Evet. Tamam, ben iki dakikada bitireceğim şunu. Bitiremedi. Bitiremedi. Burada şey bakmıştım klavye, mesela. Klavyeyi mouse'u fırlatabilirim burada. PewDiePie'ın videosuna bakmıştım bir 10 dakika falan. Ha. Abi yani abidik gubidik şeyler var. Ben şimdi onu izledim, geriliyorum. Yedirip karşıma çıkarsa. Abi Emniyce'yi oynadım. Burada şurada kaynaklanıyor olabilir ses olayı. Burada olabilir. Olabilir. Zaten şu olacak bir şey. Şimdi büyük ihtimalle düzelmiştir. Bakayım. Düzelmiş olması gerekiyor. Evet, şu an düzgün. Tamam, zaten bir şey yoktu, çok da önemli değil. Müzik duyamadılar sadece. Tak. Ha, ne diyordum? Ben bir tek o hani controller, klavye fırlatma olayını bir tek PT'de yaşadım. Daha önceki hiçbir yerinde yaşamadım. Aa, PT çok kötüydü ama ya. Ama Layers of Fear için PT kadar var abi demişlerdi. Göreceğiz şimdi. Bir fikrim yok değil mi? Ben sadece Sinan abiyi gördüm. 5 dakika falan izledim. İşte PewDiePie'a baktım. Bir 10 dakika ondan baktım. Ama öyle sara sara falan bakıyorum artık o durumdayız yani. İçerideki dağınık. Bu arada korkusu falan varmış bu tarafta. Oo, efsane bir müzik var. İşte ben gök gürültü fobisi olan bir insanım. Bak ben bu oyunu bu yüzden oynayamam. Bak kalbim temizmiş. Kalbim temizmiş. Yersiniz. Evet. Ne diyor? Çalışma odamıza gideceğiz bence. Sanırım hizmetçimiz not bırakmış bize. Kilitli. Çalışma odası dedi. Basement demedi. Aman bodrum tamam, demedi. Tamam, hadi önce buraları gezelim. Tamam. Burada da bir şeyler var. Abi oyun sürekli böyle karanlık mı? Yoksa bizim görüntüden mi kaynaklanıyor bu? Gaması falan açmaya gerek var mı acaba? Bir not daha bulduk. Oo, bir sevgilimiz var. Biraz buradan, tutuyorum herkes okuyabilsin diye tabii. Buradan da ses kaydı alayım mı Pampa? Aa, buradan da ses kaydı alayım. Olur olmaz. Doğal ortamımızda Fraktis Ofisi neler yapar konsepti çalışmamıza hoş geldiniz. Bir kemer yok, tasma. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Space basamıyor musun? Ama şey sen şimdi kolma atlarsam mouse kontrol edemem ben. Dur. Okumaya çalışıyorum da. Fakat işte. İngilizcesini okuyamıyorum ya. Poplel. Ya tamam, onu ben de okudum da. Poplilili. Kim, birinden birine işte özel isim yazıyor. Tamam, geçiyorum. Tamam, bir ses kaydı atacaktım. Tamam. Oo, mutfak. Buradaki ses kaydını başlattım ben. Olur da bir sıkıntı bak, yaşarsınız. Bak ne yazmış? Sarımsak asmış. Ne lan, vampir mi var? Vampir yani? Var. Vampir yok abi. Başka bir şey var. Ben biliyorum ne olduğunu da. Korkuyorum işte. Böyle kafası sağa sola giden bir tane. Öyle mi? Böyle 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 yapıyor. Ondan sonra üzerine geliyor. O yüzden oynamak istemiyorum. Oğlum sen bütün oyunu izlemişsin zaten. Hayır, 10 dakika izledim. 10 dakikada da zaten köşeye dönüyordu. Orada bir tane sağa sola oynayan bir tane hatun varıyordu. Gitmeyeceğim diyorsun ama gitmek zorunda kalıyorsun. Çünkü arka kapı kilitli falan. Orasını izledim sadece. Ondan sonra zaten kapattım, oynamam dedim. Şu an bu yüzden sana tutuyorsun. Ben denedim de eğilemiyorsun. Muhtemelen sürekli aynı pozisyondasın. Kan mı var yerde? Bir şey dökülmüş yere bak. Şarap dökülmüş. Kırılmış şişesi. Ben her şey atacağım galiba. Her şey aç bu arkadaşım. Bir şey. Öyle konuşamadım. Bir şey çıkacak içinden. Tamam, çıksın. Şey baksana resme. Ooo, bir dakika bir saniye. Burada sarımsak şey o. Evet, resim. Tamam, adam daha güzel çizmiş. Hiçbir şey yok. Sadece korkum yoksa hayatta kalma böyle saklanma muhabbetleri var mı acaba? Ben onu merak ediyorum biraz. Abi biraz eğilme yoksa emnezce kafasındaysa eğer vardır. Mesela şunu alıp şuraya koyabiliyor muyum? Koyamıyorum. Ama eğilme yok oyunda. Giriyorum. Bir şey çıkmadı. Aman be, üf. Paprika. Çok güzel animedir. Çok severim paprikayı. Biliyorum. Şey, kafası da bayağı iyidir yalnız paprika animesinin. Oo, acayip kafası var. Hani öyle anime deyince
Artı 18 gibi düşünün. Yani bazı felsefi olayları... Artı 18 derken hani cinsel olarak... Cinsel veya gor değil ama hani kafasını anlamak için... Yani yanlış bir cümle de kurmak istemiyorum ama... Spoiler yapma... O ne? Bak, baga. Aa. Buradan ışığı yakabiliyorum. Normalde buradan yakabiliyoruz lazım. Anne var, aynaya bakma! Bakma! Hazır mısın? Hayır! Bakıyorum aynaya. Ha, yansıma yok. Bakayım, bir daha. Bir şey yok. Hayır. Şöyle bak, aşağıda bir şey var. Daha, dur tamam, senin için daha çok ışık bakayım. Ne var? Aşağı açık unutmuşlar kızım, o yüzden. Kapatacağım şimdi. Hop, bitti. Aşağıda sanki bir tane parlaklık vardı. Bir şey alabiliyor musun? Oğlum, duruyordu. Işıklar. Şu tavandaki ışık. Bu arada grafikleri fena değil ha. Tamam. Oğlum tavanda ışık var gibi gözüküyor mu? Tavanda ışık var. Çok böyle ani pıt pıt diye dönme. Bir şey çıkıverecek. Bak. Diz altı protezi diyor. Kızmış. Şimdi oyunun başında çok fazla jumpscare vardı. Ben hala görmedim. Bayağı bir dokuyor. Sıfana mı çekiyor? Kapatalım. Onu açık bıraksan kokar o. Galiba ya yukarıya aşağı gideceksin. Çalışma odası falan dedin ya böyle. Oğlum biz topal mıyız? Bir dakika bak. Şey dizinde protez var. Değil mi? Hı-hı. O yüzden o not vardı zaten. Yani protez olan biziz. Başkası bizde protez var işte. Bizim evimiz oğlum bu. Tamam da kız arkadaşı bir şeyi de varmış belli ki. Not bırakmışlar. Demin gördük. Bütün çekmeceler açık. Yukarı mı çıkayım? Ay bilmiyorum. Camda biri var galiba. Biri yok. Bak şurada hareket ediyor. Bak. Ya! O zaman aşağı iniyorum. Tamam. Yukarı mı çıkayım aşağı iniyorum? Ay ne bileyim yapmış işte anahtar. Şu şurada da kapı var galiba. Peek yapıyorum. Hoppa. Bir şey çıkmadı. Bir şey mi? Ne yapacağız? Bunu hayalet mi avlayacağız? Bunlar, tabii canım Ghostbusters. Atıyorlardı ya onlar böyle. Oo. Hey. Dostum. Bassana bakayım. Abi çok güzel tuzak aslında. Normalde sen buraya girip hani ışığı açmadan bassan aklın çıkar yani. Tamam sana jumpscare işte. Normalde aklın çıkar ama ben dikkatli bir oyuncu olduğum için ilk önce ışığı açtım. Bak. Bunu çok seveceksin bak bunu biliyorum ben. Hayır. Bak böyle gülüyor. Bak bakacağım. Abi ses olmadan korkuyorum ya. Bana sövecekler yalnız. Atmosferimi katlettim diye. Ya abi ben zaten şu an kalbim küt küt atıyor, geriliyor. Dalgadayım ben. Notaları çeviremiyor Türkçe. Bir zahmet. Kapandı. Tamam de ses ne? Ses. Müzik yapıyorum ama dım. Laps diye kapattı. Başaramıyorum zekalı deyip kapattı o zaman. Notlar şey yapmıyor. Ya ses duydun sandım. Duydum zaten. Ne o nasıl? Bir şey takırdadı. Bir şey düştü galiba. Bak bu tarafa da var ya. Ben şuradan bakıyorum. Bak. Hayır. Bak bir şeyler var. Kan mı o? Bilmiyorum gitmeyeceğim ona. İzleme gitme. Ne? Tüm gece çalıştım beni uyandırma. Uyandırma diyor. Abi kesin jumpscare çıkacak. Odaya girdim müzik çalmaya başladı. Tamam, kalktım kesin jumpscare çıkacak. Bak arkamda çıkacak değil mi kafamı çevirdiğim zaman? Ay müzik gitti. Evet arkadaşlar, Layers of Fear işte böyle bir oyun. Burada bitirebilirim sanırım. Bak bastonum var. Bizim değil mi? Kızım mı? Bizim. Bizim bence bu. Bizim. Özür dilerim. Uyuyamadım. Ha, kızın protezi o.
bir kız şarkı söylüyor şu anda. Açma. Ulan ses bende, hala nasıl korkuyorsun ya? Bir şey çıkacak zannettim. Buradan çıkabilir ama bak. Açayım mı? Aç. Ya. Atarım kulaklığımı olsun. Yani adam şizofren falan da olabilir abi. Hikayeyi çok bilmiyoruz aslında. Yani benim aklıma öyle bir şey geldi. Mantarı aldım. Ooo krizi başladı. Aa içerisine. Tahmin etmiştik. Oha yalnız çizimler çok tatlıydı. Sonra hepsi. Az önce kan kurta da aldı tabii. Olabilir. Ne yaptın o şey söz vermiştim. Şeyler kırılmış ama aşırı karanlık ya. Odalar, her odanın ışığı var mı acaba? Onu merak ediyorum ben mesela. Şimdi bu tarafa. Aşağı. Şu tarafa. Kilitli bir tane kapı vardı. Aşağı ineceğiz direkt. Buraya da bir yerden geliyor bak. Aşağı bir tane kilitli kapı vardı ya, oraya gideceğiz. Tamam canım. Şurada da var. Oraya gitmem dedin. Burada kan var diye demiştim ya. Kilitli bak. O zaman buranın anahtarı değil. Aşağıdakinin anahtarı. Anahtarı. Direkt mi kullanıyorum acaba yoksa? Bence direkt kullanıyorum. Gir tuşa mı basma? Yok, açma çalıştığı zaman otomatik açıyor diye bir tahmin ediyorum ben. Tamam, söz dinleyelim. Şey yok galiba, tırmanmamı. Bu arada şeyler fena değil, hani dönüş anı, grafik, animasyon, yani animasyon tam bir şey. Evet, anahtar şey çıktı. Fena görünmüyor mu duştan, bir sorayım. Hazır mısın? Muhtemelen oyun burada başlayacak. Bence de. Resmin içerisine çekileceğiz, bir şey olacak yani. Benim tahminim o yazımı. Ooo. Kartal. Zorba biliyor musun? Götürüp, ha sağ ol, çözüm yapayım. Burada şu an bakabildiğini bak da. Ha. Tamam. Kız arkadaşı. Yani bu notları muhtemelen kız arkadaşı yazıyor. Şeye baksana sandıklara. Oo. Oo pipo. Madalyalı falan var. Şey güzel. Yani etkileşime geçebildiğiniz eşyaların sayısının fazla olması iyi bir şey. Daha çok şarap var. Kilit. Buralara muhtemelen döneceğiz abi. Muhtemelen. Wonders. Bir avuç aldık, inceliyoruz böyle. Artık bitmiş, kırmış, atmış adam. Müziğin durumu ne? Müzik yok. Bir sinirli, atmış herhalde. Muhtemelen. Şimdi bunu açtığınız zaman kıyamet kopacak galiba. Hazır mısın? It's covered up for a reason. Arkamı dönsem, geri dönsem yok. Bu sırada bana mesaj gelmişti. Evet. Sanırım buradaki işim bitti. Bence aslında bana bir şey yok. Hayır, ben de onu bekledim. Aha. Bir dakika lan. Fark ettin mi ne olduğunu? Abi o değil de. Girdiğimiz yer burası değildi. Evet. Şu an başka bir yerdeyiz. Harita mı?
Luan. Şu an. Gerdi. Şu an girdi. Şu an girdi. Hani ben? Ay. Girden bire hep mi öleceğim? Anam. Anam aklım çıktı bak. Kulaklığın sesini kısacağım lan, nedir bu ya? Tamam tamam, bir PT kadar varmış. Çok uzun süre hiçbir şey yapmıyor ve sonra bir anda yapıyor. Güzel. Güzel. Ya bir anda yapması zaten şey. Ya bunu çok sık yaparsa benim süre sonra sıkabilir ama yok, yerini güzel vermişler. Açıyorum ben burayı tekrar. Açmasam aç burayı. Dur bak şuradan açayım ben kapıyı. Aa ama benimle dalga geçiyor. Bu? Yine oda değişti. Bak koridordan gelmiştik buraya. O da bir şey yazıyordu orada. Çok dikkat etmedim ben ona ama. Tabii. Oradan dönerken dikkat et. Aa bizim kafa yanmış. Belli. Hatun. Evet. Ya bu hatun kızdı belki de demin ben öyle basıyorum diye. Scraps of love. Going in circles. Tamam. Bir dakika bir dakika. Bunu kim yazdı buraya? Aa çok güzel. Üzerinde tutunca altyazı geliyor. Hmm. Bak onu düşünmüşler. Bunu kim yazdı buraya abi? Hatun yazmıştır. Ya da biz tekrar mı aynı şeyleri yaşıyoruz? Bilmiyorum. Abi çok karanlık. Abi çok karanlık. Burada bir şey çıkar herhalde artık. Açıyorum ben. Çıkmadı. Hayır buradan kapatıyorum, buradan görüyorum. Hmm. Hiç sayılı bir şeye denk gelmemiştik. Dur biraz sesini biraz daha yükseltmem lazım. Bir şeyler söylüyorlar arkada. Bilmiyorum. Anlaşılmıyor şu anda. Fısır fısır konuşuyorlar sadece. Büyük ihtimalle buralarda bir yerde bulacağım herhalde ya. Daha önce şimdi şeylere denk gelmedim. Tarihi kaydet. 9 Haziran Cumartesi günü. Öğleden sonra saat 2'de. Aziz 9 Haziran 2. 9 Haziran kaçıncı ay? 6. 9, 6, 2. Dene bakalım. Diyorsun. Hı-hı. Bu kadar kolay yapmaz herhalde ya. Değilmiş. Ama kutunun içinden sesler geliyor. Birileri konuşuyor kutuda. Kutuda konuşuyorlar mı? Bak. O kadarcık kutuda mı? Bak. Bak şimdi. Aa evet, kutuya yaklaşınca ses artıyor. Al tamam ya, teşekkür ederim. Bu arada kaç dakika olduk? Kaç dakika oldu? 25 dakika olmuş. 25 dakikadır. Aslında çok da fazla aksiyon yok. Çok da bir aksiyon. Biz şu an bu arada hani böyle konuşuyoruz ama videoların belli yerlerini sonat muhtemelen kesecek. Wow. Güzel. 8, 5, 4, 8, 5. Güzel, beklemiyordum. Güzeldi. Yani sonat muhtemelen bazı bölümleri kesecektir. O yüzden anlamsız konuşmalarımızı çok dikkate almayın. Abi sen onu açtın ama. Yakından bak. Abi kesin bir şey çıkacak. Basıyorum. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So. Şeyler değişti. Will you marry me? Benim evi. Bu alt yazı ses var mı arkada? Var. İngilizce ses var. Abi döndüğü zaman bir şey çıkacak mıydı? Bak kapı belirdi. O ne? O ne, o ne, o ne? Niye sallanıyor? Çünkü göremediğimiz biri oturuyor orada. Açma her şeyi ya. E ne açmak, ne yapacağım? Ne bileyim. Koşacağız şimdi, bir yerimize dolanacak. Dağıtacağız, çap çup diye düşeceğiz.
Fotoğrafa gidelim. Durdu yaklaşınca. Açıyorum yine. Yavaş aç. Bak, bu sevmediğin bir yemeği yemek gibi. Ne kadar yavaş yersen o kadar uzun sürer. Bir kere de yutacaksın. Fazla çiğnemeyeceksin. Açacaksın, ne olacaksa olacak o arada. Kendi odamıza döndük, fark ettin mi? Evet, döndük. O ne lan? Bebeği ters asıp tablo yapmışlar. Abi gerim gerim geriliyorum ya. Ama bu gerginlik hoşuma neyse, gidiyor. Neyse, o zaman sana daha fazla hızı çektirmeyelim. Ben acayip merak etmeye başladım bu arada ne bittiğini. Ama işte merak ettiğim için araştırarak gitmek istiyorum. Ha. Sıkıntı orada. Sen devam et. Sen bana aldırma. Ben arada gideceğim, geleceğim. Mesela şu an gidiyorum. Hoppa almışım. İki dakika gideceğim dedim, aksiyon açtı ya. Neresi burası? Bilmiyorum, düştüm. Toz faresi. Birazdan geliyorum ben. Dağınıklığın kusura bakmayın. Ofis ortamı işte. Gel gel. Gel bak, lever var, gel. Gel lever çekeceğim. Evet, lever var. Açalım bakalım ne çıkacak. Bak abi telefon. Geyik at. At kafası mı diyecektim. Geyik kafası. Bak geri geldik. Aynı yer. Aynen, şey açıldı. Kütüphane yana doğru kaydı. Ne anladık? Buraya geri döndük. Çünkü demin düştüm ben şuralarda bir yerlerde dolaşırken. Nasıl oldu bilmiyorum ama. Aşağıda bir şey okuyup şey yapabildin mi? Aşağıda bir şey yoktu. O şey vardı işte sadece. Red mevzusu. Ay gemi kapanıyormuş. Dur, ne oluyor bu? Burada bir şey bulamadım, o zaman çıkıyorum buradan. Açılmadı. Oha, koridor değişti. Herkesin bir şey olacak. Hoppa. Ben izliyorum. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. Kız arkadaşım. I want to get all those lovely curves. Belki adam aldatmıştır abi. Şu an vicdan azabı çekiyordur içten içe. O da olabilir. Çok mantıklı. Yani gerginlik olayı iyi yansıtılmış. Ya güzel. Çok da... Sonat da aslında bu tarz, ben çok yavaş oynuyorum. Sonat bu tarz oyunları işte benden bir üst kademe daha yavaş oynar. Yani daha hızlı ama daha yavaş. Hoppa. Hoppa. Çok güzel. İşte aramızdaki fark bu oluyor. Mesela ben çok güzel diye kalırken Ceylan'ın aklı çıkabiliyor. Ben bazen zıplıyorum. O kadar. Ama bayağı iyiydi ya. Güzel. Gözler kanıyor. Ve sanırım asılmış mı bunlar? Sana versem asılmışlar. Ya adeta odada böyle bir ya bu enerji patlaması oldu. Böyle gittin, abi ne oluyor dedin ve döndün. O sırada bir aksiyon oldu ya. Bu aksiyonun benzeri No 70'te vardı, hatırlıyor musun? Evet. O sahne çok hoşuma gitmişti. Bu tarz şeyler hoşuma gidiyor benim. Etkileşim yani. Evet tamam, jumpscare zaten korku oyununun bir parçası ama her zaman olması da iyi değil.
Şey fena değil ya, dozaj hiç fena değil. Bu arada bu oyunun incelemesi muhtemelen sen yazarsın. Benden daha fazla oynayacaksın çünkü. Ben oynayana kadar bu bayağı vakit geçer üzerimden çünkü. Yazarız. Abi o zaman zaten yarım saattir oynuyoruz. Abi çok aksiyon gösteremedik aslında. Çok aksiyon gösteremedik ama yani zaten diyorlardı jumpscare oyunun başında böyle hani arka arkaya geliyor. Arka arkayadan kastlar aldı insanların bu. Artık ama şey ben sevdim ya dozaj şey değil. Yani şimdi kötü çok değil. Çok fazla bir aksiyon şey yapıyor, görmedik. Yaratıkları tempoyu falan. Düşürüyor. Düşürüyor. Alışıyorsun o gerginliğe. Sonra bir anda patlatıyor ve devam ediyor. Güzel ya. Çok yani. Şey değil de hiç değil. Amnesia'da da aşağı yukarı böyleydi. Amnesia'yı oynamadım. Cesaret edemedim. Çünkü oynamaya. Hatta Amnesia'da o aralıklar çok çok daha uzun. Ama genel olarak grafiklere baktığınızda fena değil. Birçok eşyalı etkileşim geçebiliyorsunuz. Hani onları söyleyelim. Müzik olayını Sonat benden daha iyi yorumlar ama ses olayı gayet başarılı. Sesler güzel. Arada bir şu anda hani hiç... ışık, gölge vesaire onlara baktığınızda çok hoş çok görünüyor. Detaylar çok tatlı görünüyor. Hani hangi oyun motoru kullanmış bilmiyorum. Oyun başı gösterdim ama Unreal mı, CryEngine mi? Şey. Diğeri. Unreal. Unity. Unity ha tamam. Yani Unity'de tam olmuş. Olarak bilmiyorum ne kullandıklarını. Şimdi ben çıkarken kesinlikle bakalım bir şey olacak mı? Evet. Deminki koridor şu anda bir odaya dönüştü. Farklı bir odaya girdik şu an. Rüzgar sesi var. Rüzgar sesi varsa bir yerlerde bir şey çıkacaktır muhtemelen. Ha aç aç! Aç be! Bu mesela şunun dibine gittiğim zaman bam diye bir şey çıksa değil mi? İşte ben o yüzden hiç camlara yaklaşmam. Mesela, umarım öyle bir şey yapmamışlardır çünkü çok cheesy olduğunu düşünüyorum ben o tarz şeylerin. Mesela deminki çok daha güzeldi. Şey. İleride bir karaltı var. Ha yok grafik bug'ıymış. Ne? Dinle dinle. Süper. Dinle dinle. Aa, dinle dinle. Ya bunu dinlemen lazım. Duyuyor musun? Aa biri ağlıyor. Ha. Arkada da. Bu arada bitirelim derken ben farkındaysam oynamaya devam ediyorum. Bu arada şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu videoda Sonat oynamaya devam edecek. Oynanıştaki aksiyonları vesaire alır size aktarır. Ama en azından bizle ilgili görüntü şimdilik bu kadar olsa ki sıkılmayın. Aynen. Hatta tam burası cliffhanger diye ifade ederler ya. O nokta zannedersem. Burada bırakıyorum şimdilik. Bakalım. O zaman... Sonra parça parça göndermeye devam ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi... Şu aksiyonu göstersene. Yo, göstereyim mi? Göster sonra ya. Göstereyim mi? Bana gösterme, onlara göster. Ben gidiyorum. Gel, sensiz olmaz. Gel. Sensiz olmaz. Gel. Şurada ağlıyor galiba. Nerede ağlıyor? Abi ağladığı yere gitme. Kilitli ama zaten gidemedim. Sen evet. Diyecekler ki bana Ceyda nereye bakıyor? İkinci monitörden izliyorum bu arada arkadaşlar. Orası daha küçük diye değil mi? Evet. Sağ mı sol mu? Sol. Ay. Abi çok karanlık. Yok mu ışık mışık? Valla bakındım ama göremedim. Ben bakamıyorum. Ben yine şu anda bir şeylerin devrilip kırılmasını bekliyorum ama henüz olmadı. Yine bir koridordayız. Ay şu an fataküte gidiyor. Aa mutfak mı? Bizim mutfağım geldi. Evet. Bak bunu beğendim ya. Orada bir verdi böyle şeyi. Gerginliği belki verdi verdi verdi. Belki sağdan gitseydi bir şey çıkacaktı. Bilemezsin ama. O da ama. Bir ihtimal. O da bir ihtimal. Tamam. Ama hani ve buraya çıktık. Güzel. Bak burası kilitlenmiş. Açılıyordu. O elma kendi kendine elma mi düştü? Elma kendi kendine gitti. Bir şeyler fırlamaya başladı etrafta takır takır. Yerde de bir şey kımıldıyor. Oo şu kapı zorlanmaya başladı. Ben buradan giderim hadi. Durma. Aha kilitli. Şu düştü. Şu düştü ve bu kapı zorlandı. Kapı şu an açılıyor mu? Bu kapı açılıyor ve ben bu kapıyı açmak zorundayım galiba. Açamıyorsun. Tamam, onu da açamıyorum. Ay!
Aa, meyveler buradan düşmeye başladı. Oha! Resimden düşüyor. Çürüdü. Çürüme sesi geliyor mu? Açılmıyor hiç. Abi sen odada kaldın. Çürüme odada bir aksiyon geldi. Olacak. Çürüme sesi geldi. Ay dur. Küçücük dolaplardan şey yapıyorum. Abi yok, ikisi de açılmıyor. Eşyaları açıp şey yapmaya devam et bakalım. Evet, bir şeyler olacaktır. O açılmıyor herhalde. O yavaş mı açıldı, sen mi açtın? Sanırım benim yüzümden yavaş açıldı ya. Hızlı şey yapabiliyorsun. Ha. Abi buralarda bir şey yok. Biraz zor geldi şunların kontrolü bana. Ha. Aslında onu direkt şeyle yapsaymış daha iyi olurmuş. Ya o E'le falan, E tuşuyla vesaire. Ama o hani kapılarda mesela birazcık açmak istiyorsan hani sneak peek yapayım hesabı, azıcık açayım bakayım. Hani onun için güzel bir mevzu. Fakat işte Amnesia oynamadığım için şey olmuyor. Oy. Oy. Bunu ben de beklemiyordum. Hoppa. Bir şeyler oluyor. Kararlı. Işık. Çıkamıyorum. Hiçbir şey gözükmüyor ki. Kırdım bütün meyveleri, bozdum be. O ne o? Bütün meyveleri. First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact. And then, carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Aa, bu adam psikopat ve kız arkadaşını doğramış bence. Benim aklıma başka bir şey geldi. Abi, okudun değil mi ne dediğini? Evet okudum, dikkatlice. Jilet gibi keskin bir şey lazım. Yani şu an çok karanlık. Nereye gitmen gerektiğini de görmüyorsun. Ne olacak bilmiyorum ama şurası galiba. Ya adam şey dedi işte. Kanvasa ihtiyacım var dedi. Ama öyle standart bir kanvas değil falan filan diye konuştu. Hı-hı. Büyük ihtimalle artık kız arkadaşının mı? Kimi ne yaptıysa delisini yüzük üzerine boyamış anladığım kadarıyla. Ya buradan hiç hoş bir şey çıkmayacak ben sana söyleyeyim. Flamingo mu onlar? Hı hı. Nefret. Şimdi bile yedik. Yedik. Gidiyorsun bana. Bitir. Derin nefes ama bakma sen bir uzmansın. Oyunun kendi şey fotoğrafında, cover yani kendi kutu görselinde şey vardı işte böyle. Yüzünün bildiği yerleri. Bunun resimden buraya ekleniyor galiba bu arada. Anlamadım ama. Bulduklarını muhtemelen oraya ekliyor olabilir. Ve bulduğum sanki diğer ipuçları sanırım. İlk olarak bir tuval aradım. Sıradan bir tuval ha, bak, değil ama. Deriyi koydun aynen. Oraya işte. Deminki mevzu. Başarım çok puanı almak gibi işte. Belirli şeyleri. Bu oda muhtemelen senin belli şeyleri topladığın oda. Ama buraya her zaman gelemeyeceksin. Öyle bir muhabbet ekliyor olabilirler. Bak, bunlar açılmıyor şu anda. Çünkü daha yapmadın ya. Aynen. Tekrar göstereyim yazıyı. Ya benim tahminim abi artık biçimsiz rüyalar. Ya hayaller pardon. Adam şizofren bence. Şizofren bir ressam. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ya bu arada tabii ki biz videonun başında söyledik ama artı 18. Korku oyunu yani. Çok neyse. Orayı da atlattık. Ben gerçekten burada kesiyorum artık videoyu. Sen burada keselim ya. Yoksa çok uzayacak ve sıkılacaksınız siz de. Devamı gelecek. Ya let's play olarak da çekebilirim belki ben bunu ama dur bakalım. Bir bence yapalım. Sen yaparsın bir şeyler ya. Ben oynamayacağım o kesin yani. Böyle iyiyim. Bakalım. O zaman sosyal medyalardan bizi takip ediyorlar. Bir sonraki videoda
böyle Sofia'nın devamında falan filan. Görüşürüz. Görüşürüz. Millet oynadı bitirdi, biz de oynayacağız ama. Ancak. Bakalım. Ancak.